Merhaba arkadaşlar, ben Sibel kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte daha önce hiç görmediğiniz geleceğin harika teknolojik aletlerine bakacağız. Umarım kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olan herkes bu videodaki teknolojik aletlerin hepsine sahip olur. Kanalıma abone olup beni Instagram'dan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde videomuz gelsin. Of, şu arabanın güzelliğine bakın ya. Arabanın kapıyı açma yerinde tablet var ve abi şu an tiyatro modunu ayarladı. Sunroof televizyona mı dönüştü? İnanamıyorum. Umarım kanalıma abone olan herkesin böyle bir arabası olur ya. Evimizde olan normal limo sıkacaklarından farklı bir alet görüyoruz. Şu an aşırı estetik değil mi? O sırada bizim limo sıkacakları. Şu estetik görüntüye bakın bir de bize. Aha. Teknoloji güzel şey. Bu nasıl daha önce görmediğimiz bir tarakmış? Benim gibi saçları taraklarda kalanlar var mı ya? Bir kendini belli edebilir mi lütfen? Saçlarım tarakta kalmasın diye böyle taraklar kullanıyorum ama artık buna çöp. Şu an hiçbir şekilde çıkaramayacak bir yere attım tarağı. Allah kahretsin. Şov yapacağım derken tarağımdan oldum ya. Of. Her neyse, bu taraktan alıp saçlara elveda diyoruz arkadaşlar. Aklım kendi tarağımda şu an. Evet, odaklanamıyorum. Var ya, en çok bu teknolojik aletinin olmasına çok sevindim. O kavanoz kapaklarını açmak için birilerine muhtaç olmaktan nefret ederim. Muhtaç olmamak için oralara bıçak sokuyorum ama hiçbir şekilde yine açamıyorum. Ama artık ne bıçağı ne bunu açmak için bir insana ihtiyacım var. Bu kavanoz kapağı açacağı sayesinde mükemmel bir şekilde kapaklarımız açılacak. Allah'ım, muhteşem bir buluş ya. Oyun oynarken veya bir şeyler izlerken atıştırmaya bayılıyorsunuz değil mi benim gibi? Ben çok seviyorum ya. O yüzden kesinlikle böyle bir şeye ihtiyacım var. Bir tepsi gibi ama içinde her şey var ya. AirPod'un orada duruyor. AirPod'un neden orada durduğuna dair hiçbir fikrim yok. Kahven artı atıştırmalı da bu tepsinin içinde, gerçekten muazzam ya. Bu neymiş? Bir masaj aleti falan mı acaba? Ayy, böyle bir şey ihtiyacım var ya. Masaj, Allah. Masaj aletine ihtiyacım var. Bu ne böyle? Pilli çatal mı? Bu çatalı daha önceden görmüştük ve benim yine hiç hoşuma gitmemişti. Şimdi bakıyorum yine hoşuma gitmiyor. Bence bu çatal olmasın ya. Bu nasıl bir şey? Ev terliği falan mı bunlar acaba? Gece tuvalete veya suya gitmek isteyenler için muazzam bir ev terliği ya bu. Işıklı mışıklı. Bu terliklerle hiçbir şekilde düşme ihtimalin yok. Bu bir mum, evet. Nasıl bir mum ya? Işıklı mum mu? Ne alaka? Yukarıdan ışık yandı. Bu mum mu, lamba mı? Hiçbir şekilde anlayamadım. Anlayamadım, teknolojiyi istemiyorum ya. Hayır, bu da olmasın. Hayatımda gördüğüm en cool waffle makinesi net budur. Ama ya yanlışlıkla köpeğimin de kemiğini yersem? İşte o zaman biraz sıkıntılar yaşanabilir. Bu ne böyle? Muazzam bir buluş olan kaya mı? Kaya mı bulduk? Ay, bu olaydan ben nefret ediyorum var ya. O şarj kablolarının sürekli arkaya düşmesi beni deli gibi rahatsız ediyor. Ama bu kaya sayesinde şarj kablolarımız artık kaymayacak. Hoşuma gitti. Bu bir lazer ışığından yapılmış bir makas. Çok mantıklı. Aslında benim bu şeye ihtiyacım yok çünkü garip bir şekilde el kol koordinasyonum olmamasına rağmen kağıda düzgün bir şekilde makasla kesebiliyorum. Ama eğer kesemeyenler için gerçekten muazzam bir buluş. Çok iyi ya. Şu anki gördüğümüz şey ise su geçirmez bir tişört. Bunu daha önceden görmüştük ve gerçekten inanılmaz değil mi sizce de ya? Özellikle mesela terlemeleri falan da engelleyebilir bu. Şuna bakın. Nasıl yıkanacak peki? Su tutuyoruz ve su hiçbir şekilde tişörtün arka tarafına geçmiyor. Nasıl yıkanacak? Pizzayı yerken makasla kesiyor musunuz yoksa bıçakla dilimliyor musunuz? Yorumlara. Bu alet pizzayı makasla kesmeyi sevenler için tasarlanmış. Peki kestiğiniz anda pizza dilimini oradan alabiliyorsunuz. Tabaklı makas gibi bir şey. Böyle bir şeye ihtiyacım var mı hiçbir şekilde bilmiyorum. Ama böyle bir şeyin net ihtiyacım var. Ne güzel bir teknolojiymiş bu. Aşırı korkunç. Evime şöyle bir kapazıyla almam yok mu ya? Bayılırım böyle şeylere. Aşırı güzel. İnsanlar kapıyı çaldığı zaman altına eder. Bu nedir? Bu bir defter mi? Elektronik bir defter. Tablet gibi biraz. Ya bayağı güzel bir şey. Kağıt israfına son. Vallahi çok iyiymiş. O kalemin o kağıdın yerini tutar mı bilmiyorum ama bayağı mantıklı. Şu anki gördüğümüz şey bir dilimleyici, aynı zamanda bir tost makinesi. Ay, ne güzel bir şeymiş ya bu. Aynı zamanda air fry falan da oluyor. Fırın yerine de kullanabiliyorsun. Muazzam bir şey. 10 parmağında 10 marifet ya bu tost makinesinin. Böyle bir şeye de ihtiyacım var. Aynı zamanda mikrodalga işlevi falan da görüyor. 100 yılın boğuşu olabilir şu an bu. Bu nedir? Bu bir yağdanlık. Evet. Tavalarınızı veya tepsilerinizi yağlamak için mükemmel bir yağdanlık değil mi? O sırada ben tepsiye yağı döküp elimle her tarafına yaymaya çalışıyorum. Evet, ben bu teknolojinin bayağı gerisindeyim arkadaşlar. Daha da param yok. İkisinden birisi yani. Bu ne peki böyle?
Kahve, termos bu herhalde. İçinde hem kahve yapabiliyorsun, hem bitki çayı yapabiliyorsun. French press gibi. Bardağı da var, minnak bardak. Bu arada benim dişimin kovuğuna bile yetmez abi. Odanın sıcaklığını kontrol edebilen böyle dokunmatik, estetik bir şey bu. Ben bir sıcak severim, böyle bir şeyim olsa 100 dereceden aşağı düşürmezdim o sıcaklığı. Bunu büyük ihtimal daha önceden görmüştük. Bu bir meyve dilimleyici. Gerek var mı böyle bir şey hiçbir şekilde bilmiyorum ama meyve salatalarını seviyorsanız kesinlikle çık çık hemen yapabilirsiniz. Ya şu an bu benim hayatımda gördüğüm en iyi vakumlu kürek falan ya. Peki bu zamana kadar hayatında hiç vakumlu kürek gördünüz mü diye bir sorun. Görmedim ve şu an ilk kez görünce bayağı şaşkınlıklar içerisinde kala kaldım ya. Nasıl çekiyor öyle saçları? Özellikle kışın kesinlikle böyle bir şeye bence hepimizin ihtiyacı var ya. O el soğukluğu var ya, dünyanın en kötü şeyi ya. Şimdi ne güzel bir şey. Oo süper. Aynı zamanda bu şeyi çanta olarak da kullanabiliyorsun. Bir dakika, şarj mı etti o? Harbiden ben çok geriden geliyorum bazı şeyler için. Geri dönüştürülebilir bir tuvalet kağıdı. Bezden yapılmış tuvalet kağıdı. Böyle bir teknolojiye bilmiyorum gerek var mı? Çok yok sanki ya. Bu şişmiş jacuzzi mi? Hayatımda ilk kez şişmemiz jacuzzi görüyorum. İnanılmaz. Ay net böyle bir şey ihtiyacım var. Böyle bir şeyi alıp şu an odamın ortasına koymak istiyorum. Net ihtiyacım var. Jacuzzi mükemmel bir şeydir. Bu ne be? Aa, benim böyle bir şeye net ihtiyacım var. Benim saçlarım aşırı dökülür ve en fazla duşta dökülür. Ve o ayağımda biriken o saç yığınları dünyanın en kötü şeyi. Ama bunun sayesinde o saç yığınlarından kurtuluyoruz arkadaşlar. Mükemmel bir şeymiş. Böyle bir şey görürseniz beni linkler misiniz lütfen? Bu ne? Bu bir bavul. Bavul hazırlıyoruz. Evet. Bu ne peki? Kilit. Ha, ağırlığını ölçmek için. Biliyorsunuz uçaklarda belli bir limitten sonra bavulları almıyorlar. Ve insanlar da genellikle bunu tartıyla ölçer. Ama hiçbir şekilde tartıyla ölçmene gerek yok bu alet sayesinde. Muazzam bir şeymiş. Bu da yolculuklarda uyumak için tasarlanmış bir yastık gibi bir şey. Bu ne peki? Bu olay muazzam bir şeymiş yalnız. Perşef değiştirme olayından çok hoşlanırım. Ama sırf o yatağı kaldırma olayı yaşandığı için hiç hoşlanmıyorum. Net böyle bir şey ihtiyacım var. Evet, musluk başlığını değiştiriyoruz. Burada nasıl bir teknolojik olay var? Hayatımda ilk kez bu tarzda bir musluk başlığı görüyorum. Aşırı estetik duruyor. Vay be, ne güzel bir şeymiş. Musluk başlığı oldu sana çeşme. Bu ne böyle? Şimdi hepinize bir soru sormak istiyorum. Böyle prizleri gördüğünüz zaman sizin de aklınıza ilk şaşıran bir surat gelmiyor mu? Ben hep bunu görüyorum ya. Üçlü priz gibi bir şey ama farklı şekilde dizayn edebiliyorsun bu prizleri. Enteresan. Aslında bayağı mantıklı bir şeymiş ya. Çünkü bazı kabloların şekilleri farklı oluyor ve prizle yan yana olamıyor. Ama bu olay sayesinde olabiliyor. Ne güzel bir şey. Aa, sanırım bu buz makinesi. Buz makinesi olan evler çok zengin oluyor. Hanginizin evinde buz makinesi var yorumlara yazın. Bizim evde olmadığı için ben bayağı fakir hissediyorum şu an. Zengin hissetmem için buz makinesi almam lazım sanırım ya. İstediğin zaman elinde bir sürü buzum var. Ne güzel ya. Evet. Böyle bir teknolojiye ihtiyacımız var mıydı bilmiyorum ama aşırı yumuşak ve değişik bir his olacağı ortada ya. Bu ne? Minnak manyetik şeyler bir kalem oluşturuyor. Ne güzel ya. İstediğin şekilde yazabiliyorsun. Aynı zamanda stres atabilirsin. Kalemden şekiller falan da yapıyorsun. Parama gereksiz şeyler harcamamalıyım derken ben. Bu bir askılık. Ama hayır, bu bir otomatik kurutucu gibi bir şey. Kurutma makinesi almanıza gerek yok. Askılığın içine bu şeyi koyuyorsunuz ve oradan onun sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Oha. Teknolojiye bakın. Oha. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte daha önce hiç görmediğiniz geleceğin harika teknolojik aletlerine bak. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açmayı, aynı zamanda beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.